2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin 15. maddesi üzerinde partim adına söz almış bulunuyorum. Geçen hafta iktidarın acemilik yıllarında 2002'den itibaren geçen yıllarda başarı hikayesinden bahsetmiştim ve onu son 4 yılın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mukayesesini yapmıştım. O dönemin başarıları ama bu dönemin başarısızlıkları son derece açık ve net olmasına rağmen bütçe sürecinde konuşan ve bu dönemi neredeyse kutsayan arkadaşları da hayretle ve ibretle izledik. Faizden çokça konuşuldu, NAS'tan söz edildi. Onun için geçen hafta vaktim yetmediği için açmadığım faiz konusunu da takdirinize sunmak istiyorum. Bakın 2002'den itibaren 2018 parlamenter sistem döneminizde, acemilik ve kalfalık döneminizde faizler 45 milyar ile 55 milyar arasında değişim göstermiş. Ama 2018'de başkanlık sisteminizle beraber 73.9 milyara çıkmış. 2019'da 99.9 milyar, 2020 yılında 134 milyar ve 2021 yılında da 179.5 milyara çıkmış. Yani bu süreçte 45-50 milyar dolar, sonra da 200 milyarı faiz aşmış. Yani faizi istemiyoruz, faiz yasaktır, faiz haramdır, nas var derken Türkiye'yi maalesef faize batırmış durumdasınız. Sahi nas var, tamam, dövize bağlamak ahlaksızlık, onu da söylediniz, onu da anladık. Peki birikimi olan, birkaç yüz bin lira birikimi olan insanlar ne yapmalı? Size soruyoruz. Ne yapabilirler? Bankaya parasını yatırdığında faiz kalsın mı demeliler? Yoksa ahlaksızlık dediğiniz dövize mi yatırsınlar? Buna karşı çıkma herhalde parası olan, doları olanlar sadece çok rahat yaşıyorlar ama sizin o insanlara verebileceğiniz bir görüş ve fikriniz de kalmamıştır. Günlerdir bütçelerini sunan yatırımcı bakanlar, köy müteahhitlerinin geleceğimizi borçlandırıp yapılan yatırımları en büyük, en yüksek, en uzun köprü, tünel, uçak diyerek övdüler. Otomobil ve uzay projeleri yapay zekadan bile söz edildi. Uzun uzun anlattılar. Unutulan en çok en büyük cezaevleri yapıldığı gerçeği olmasına rağmen zannediyorum en çok insan hakları ve hukuk reformu sözünü eden Adalet Bakanımız belki nezaketinden, belki de mahcubiyetinden olsa gerek bundan hiç söz etmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay da bütçe teklifi sunumunda 2022 yılı bütçesinin de tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi dev eserlerin bütçesi olacağını söylemişti. Bakanların sözleriyle paralel söylemlerde bulundu. Enler dev eserler bütçesi olarak takdim etti. Ama bu bütçede insan unutulmuştu. Devlet ne yapar, görevi nedir? Bakın anayasaya ben hatırlatayım. Gerçi hukuk ve anayasayla pek işiniz kalmadı ama çoğu zaman görmezden geliyorsunuz. Anayasa 5. maddeyi hatırlatmak istiyorum. Devletin görevi toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır diye yazar. Devletin en başlıca görevi insanın refahıdır. Refah nedir diye baktığımız zaman Türk Dil Kurumu'na göre zorluk çekmeden yaşamak bereket ve bolluk demektir.
Cumhurbaşkanı yardımcısı tümüyle devletin insanına öncelikle refah sağlama görevini tümden unutmuş olabilir mi diye sunumuna dikkatlice baktığımda 48. sayfede şöyle yazıyor. Amacı küresel salgına bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının artmasıdır. Tek refah geçen kelime bu. Evet, refahla ilgili bu kelimeyi buldum ama hemen ardındaki paragrafta şu açıklamaya rastladım. 2022 bütçesi de önceki yıllarda olduğu gibi dev eserlerin, sürdürülebilir katkıların bütçesi olacaktır. Ve görüldüğü gibi bütçede faizin dışında kalan ne varsa yine köy müteahhitlerine döviz cinsi geçiş garantili ödemelere ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı ise refahı hepten unutmuş görünüyor. Bakara suresini hatırlatarak çektiğiniz yokluğu sabırla karşılayın öğüdünü veriyor. Yine 1567 sayılı yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın Türk parasını koruma görevi bulunmaktadır. Bugün ise görev tümüyle unutulmuş, Türk parasını korumak yerine adeta değerini düşürmek için çaba sarf edilmektedir. Gezi olayları hatırlardadır. Gösteri ve eylemler sonucunda doların 1.80 bandından 2 seviyesine çıkması örnek gösterilerek şöyle seslenmiştiniz. Tarih boyunca birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye'de sadece gezi olaylarının maliyeti yüzlerce milyar doları bulmuştur. Yatırımcı algısında bozulan finansal piyasalara telafisi zor, hasar verilmiştir. Cumhurbaşkanı devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırı olarak yorumlamıştı. Türk parasının değerinin düşmesine neden olan eylemcilere her türlü cezanın verileceği söyleniyor, adeta mahkemelere telkin ve talimat yağdırılıyordu. Peki bir yılda doların %100 artmasından, TL'nin rekor değer kaybından kim sorumludur? Yeni Maliye Bakanı kur artışlarına dışarıdan müdahale yok diyerek Cumhurbaşkanı'nın dış müdahalelere karşı ekonomik kurtuluş savaşı iddiasına farkında olmadan boşa çıkaran kişi oldu. Bu söylem hem hayırlı oldu hem de içi boş ve dayanıksız söylemler yüzünden yerde sürünen Türk parasını kurtuluş savaşı diye atılacak maceracı başka bir adımı şimdilik ertelemiş oldu. Değerli milletvekilleri, tüm dünya pandemiden bir ölçüde etkilendi. Ama biz hem hukukta hem ekonomide dibe vurduk. İnat ve ısrardan, bilmezlikten, bilmediğini bilmemekten ve ortak aklı terk ettiğimizden paramızın değerini yitirdik, halkı yoksullaştırdık. İnsanlarımızı açlıkla yüz yüze getirdik. Hem de bolluk ülkesinde, zengin ve bereketli topraklarımıza ve fedakar çiftçilerimize rağmen. Sonunda çiftçilerimiz bile toprağını, köyünü terk edip şehirlerde iş aramaya başladı. Değerli milletvekilleri, Edirne'ye Bulgarlar, Van'a İranlılar, Artvin ve Trabzon'a Gürcüler, Iğdır'a Azeriler alışverişe geliyor. Araçlarını tıka basa mallarıyla doldurup memleketlerine dönüyor. Katar ve Bae sermayesi de kamusal varlıkları kelepir fiyatına kapış kapış almak için geliyor. Çünkü her ülkenin parası bizim paraya çok değerli hale geldi. Kendi vatandaşımız ise filesini dolduramıyor, ekmek kuyruğunda bekliyor. Aynı pazarlardan atılmış mallardan toplayıp evine götüren vatandaşlarımızın sayısı az değil. Devletin tarım ve üretimi korumak için de çeşitli görevleri var. Ama böyle giderse çiftçiyi sadece küstürmekle kalmayacağız. Önümüzdeki yıllarda toprakların terk edilmesi ve ekilenlerin de gübresizlikten, ürün kaybından, tarım ve bolluk ülkesinde ürünümüzün etin ve sütün yokluklarına tanık olacağız.